Ala alihi ve sahbihi ecmain. 30. lema 6. nükte. İsmi kayyuma bakar. İsmi hayyin bir hülasası, nur çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu ismi kayyum dahi 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. İtizar, bu çok ehemmiyetli meseleler ve çok derin ve geniş ismi kayyumun cilve-i azamı hem muntazaman değil, belki ayrı ayrı lemalar tarzında kalbe hutur ettiğinden hem gayet müşevveş ve acele ve tetkiksiz müsvedde halinde kaldığından elbette tabirat ve ifadelerde çok noksanlar, intizamsızlıklar bulunacaktır. Meselelerin güzelliklerine benim kusurlarımı bağışlamalısınız. İhdar, ismi azama ait nükteler, azami bir surette geniş, hem gayet derin olduğundan, hususen ismi kayyuma ait meseleler ve bilhassa birinci şuağı maddiyunlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bir şey bütün elde edilmezse, bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek kârı akıl değildir. İnsan ne kadar koparsa o kadar kârdır. İsm-i azama ait meselelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi akıl görmeyecek derecede inceleri de vardır. Hususen ismi hay ve kayyuma ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine ve bilhassa kaza ve kader rüknüne, hayatın işaretine ve ismi kayyumun birinci şuağına herkesin fikri yetişmez fakat hissesiz de kalmaz. Belki herhalde imanını kuvvetlendirir. Saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk'u radıyallahu anh diyor ki, bir küçük mesele-i imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezan ve kerametlere müreccahtır. Bismillahirrahmanirrahim. Biyedihi melekütü külli şey. Lehu mekalidüs semavati vel ard. Ve immin şeyin illa indena hazainu ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiye gibi kayyumiyeti ilahiye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut ismi azamın altı nurundan altıncı nuru olan Kayyum isminin bir cilve-i azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nur-u azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hazreti İmam Ali radıyallahu anh Kaside-i Ercüzesinde Sekine nam-ı alisiyle beyan ettiği ismi azam ve Celcelütiyesinde yine pek muhteşem isimlerle ismi azam içinde bulunan o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde keramet kerane bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile o nur-u azama işaret edeceğiz. İhtar, ismi azama ait nükteler,
azami bir surette geniş ve gayet derin olduğundan, hususen ismi kayyuma ait meseleler ve bilhassa birinci şuağı maddiyunlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden, elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Yani bu kainatta bir fıtrat kanunu. Her mide her taamı hazmedebilir mi? Edemez. Adamda ünser var. Midede kanser var. Birkaç kere ameliyat olmuş. Tuzlusu, acısı, biberi ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Her mide her taamı hazmedemez. Her idrak, her hakikati derinliğine giremez. Bu da bir kanun. Yani bir çocuk daha 3-5 yaşında o deryada kulaç atamaz. Onun istat ve kabiliyetinin kısırlığı suyun kenarına gelir, ayaklarını çıpartır, vurur, çapşap eder, sudan istifade eder. Yani her kulaç da okyanusu açabilir mi? Açamaz. İmanla ilgili, marifetle ilgili meseleler de bir altyapı ister. Rusuhiyeti ve ilmi derinliği olmayan, o konuda ciddi emek sarf etmeyen insanlar hakikat noktasında tüfeğli gibidir, çocuk gibidir yani. Ama şu da var ki, bir meseleyin her cihet, her cephesini anlamazsak bile o mesele ala küllal herkesin fehminde, kalbinde, ruhunda da bir masaddak bulur mu? Bulur. Bazen sohbete küçük çocuklar geliyor, böyle tam karşımda oturuyor. Zannediyorum baştan sona dinliyor. Dersten sonra soruyorum, diyorum ki buram mı anladı, buram mı? Bakıyorum burayı gösteriyor. Buram diyor hocam, buram. Kalp alıyor ama idrak daha küçük. Tam alamıyor yani. Rahmetli annem Risale-i okuyordu, yaşlı falan. Sordum bir gün, anne anlıyor musun? Çok derin bir bahsi okuyor. He oğul dedi. Anlıyorum. Anlıyorum. Hepsini mi anlıyorsun? Hepsini anlıyorum. Allah bereket versin. Ne kadar anlarsak o kadar. O kadar tefeyyüze medar olur. Tabii her şey bir altyapı istiyor. İlim öyle bir nurdur ki sen ona tam kendini vermedikçe o sana yarısını dahi vermez demişler. Şimdi bu meselede işte kulaç attığımız kadar fehmimiz, alakamız, teveccühümüz özellikle günahlardan kaçındığımız nispette maneviyata medar hakikatler içimizde açılır. Kalbimiz ne kadar şeffaf olur, istikamette ne kadar ileri olur, özellikle büyük günahlardan, değil mi? Büyük günahlardan kendimizi muhafaza edersek, Mehmet Feyzi abi, Allah rahmet eylesin, ustamın talebelerinden birisi, o bir sohbende diyordu ki, takva. Takva ne? Günahlardan kaçınmak. Takva, müminin darül fünunudur. Allah. Takva, müminin darül fünunu. Üniversitesi. Üniversitesi. Kur'an'da ne diyor? Hüden lil müttakin. Değil mi? Kim Kur'an'dan istifade eder? Kim müttaki ise, kim günahlardan kaçıyorsa, kim Allah'ın emrini gündemde önde ileri tutuyorsa o diğer insanlardan daha ziyade hem istifade eder hem istifaze eder. İstifade aklidir, istifaze de nedir? Kalbidir. Cenab-ı Hak kalbimizi açsın, dimağımıza da berraklık ve şeffafiyet versin. Bu hakikatlere muhatap olmaya çalışalım. Evet. Şimdi, evet. İmam Rabbani. İmam Rabbani demiş ki, ne demiş oku bakalım. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. İmam Rabbani Ahmed-i Faruk'u diyor ki, bir küçük mesele-i imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır. Kemalat-ı külliye-i kamilenin
medarı, esası, kayyumu imandır. Bütün müminin hayatının boyunca üzerinde en hassasiyetle durması lazım gelen ders marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. Evet. Mümin Allah'ı tanıdığı nisbette günahlardan kendini muhafaza eder. Mümin Allah'ı tanıdığı nisbette ibadetine riya girmez. Mümin Allah'ı tanıdığı nisbette şefkatte, merhamette, hamiyette, fakir fukaraya himmette öne çıkar. Mümin Allah'ı tanıdığı nisbette hizmetinde rekabet olmaz, haset olmaz, kıskançlık olmaz. Demek ahlaka medar bütün güzelliklerin, istikametin, maneviyatta derinleşmenin esası nedir? İmandır. Cenab-ı Hak imanımızı inkişaf etsin. İmanın zerre kadar inkişaf etmesi, işte bu İmam-ı Rabbani'nin beyanı, yüzlerce keramete, keşfiyata müracaktır. İşte bu ders-i Kur'an'ı, bu hakkat-ı imaniyede mattup mana, bu dersleri okumak, anlamaya çalışmak, anladığını da yaşamak, ihlasla yaşamak, o ihlasla yaşadığını da son nefese kadar inşallah, inşallah götürmek. Allah ayağımızı kaydırmasın, istikametten ayırmasın. İnşallah. Şimdi bir bahis var. Bu ismi Kayyum, altı esmadan birisi. Kayyum ismi. Önce bir Kayyum nedir ondan, gençler var ondan biraz evet, bahsedelim. Sonra derse gelelim. Şimdi Kayyum olmazsa olmaz sırrıdır. Bir şeyin devamı, kemalı ve vücudunun rusuhiyetinin altyapısı kayyumiyettir. Yani şöyle ifade, daha pratik konuşalım. Şimdi çadır kuracaksınız. Ormana gittiniz, çadır kuracaksınız. Çadırın kayyumu ne? Direk. Bak, direk varsa çadırı kurarsınız. Direk yoksa kuramazsınız. Şurada bir fabrika var, çalışıyor. 24 saat öyle. Dokuma fabrikası. Dokuma fabrikasının kayyumu ne? Elektrik. Şartalı çektin mi durdu, bitti. Elektrikle kaim, elektrikle daim. Şu imalatın devamı ve kemalinin olmazsa olmazı nedir? Elektriktir. Elektrik gitti mi her şey bitti. Bakın. Kayyumu. Mesela bir devletin kayyum değeri adalettir. Adalet varsa o devlet gider. Adalet yoksa o devlet yıkılır. Anadolu'da, yani klasik Anadolu'nun sofrası noktasından bakınca Anadolu sofrasının kayyum değerine ekmek. Mekke'ye git, değil mi? Asr-ı Saadet'e doğru ilerle. Orada sofranın kayyum değerine hurma. Uzak Doğu'da pirinç. Bak. Ailede, ailenin kayyum değerine baba. Baba öldü mü? Ev ne oldu? Perişan oldu, gitti. Yani. Şimdi bu şekilde kayyumun manasını ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Hayatın kayyumu ne? Bunu biraz daha ne diyorlar? İçselleştirmek, kendimize bakan cephesiyle tezekkür edelim. Hayatın kayyum değerine istikamet. Oraya da geleceğiz. Hayatın kayyum değeri istikamet. Günde 40'tan fazla ne yapıyoruz? İhtina sırat-ı müstakim diyoruz. O Peygamberimizin duası. Ya Rabbi gözümü açıp kapayınca kadar beni istikametten saptırma. Beni bana bırakma. İstakim kime ömür. Ya. Beni benim tedbirime de bırakma. Resulullah'ın tedbirinden daha büyük tedbir var mı? Yok. Bak, ya Rabbi beni bana bırakma. Beni benim tedbirime bırakma. İstikamet. Kayyum değer. Allah istikametten zerre miskal saptırmasın. Ya. İstikamet meseleyi mühimmedir. Peki ibadetin kayyum değeri nedir? İhlas. İhlas. Bak, Allah
İhlasla yapılmayan ameli kabul etmiyor. Çünkü ihlas nedir? Riyadır, şirk-i hafidir. İbadet sadece Allah içindir. Allah'a müteveccih olması lazım. İbadetin kayyum değeri ihlastır. Ya. İhlas, riya gibi anlaşıldı da cümleyi bir daha alalım. İbadetin kayyum değeri. İbadetin kayyum değeri ihlastır. Hı. Yani ibadetin içerisinde ihlas varsa o ibadet kabul ve makbuldür. İhlassız bir ibadet riyadır. Riya da şirk-i hafidir. Riya ile yapılan ibadeti ameli Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Bakın ibadetin, bunun üzerinde durmak lazım. İbadetin kayyum değeri ihlas. Allah ihlastan da zerre miskal saptırmasın. Peki kalbin kayyum değerine iman. Kalbin kayyum değeri iman. İman varsa o kalp diridir. O kalp müstakimdir. O kalp rasihtir. İman giderse öyle hayat biter. Ebediyen ne olur? Hüsran olur. Ebediyen helaket olur. Allah muhafaza. Ya Allah muhafaza. Kalbin kayyum değeri ya iman. Ya. Şimdi bakın müminin kendi iş dünyasında marifet ve istikamet noktasından rusuhiyete çıkması, sağlam olması için bu kayyum değerler üzerinde fikren, ilmen, kalben yoğunluk taşıması gerekiyor. Bakın şimdi Türkiye deprem bölgesi mi? Evet. Deprem bölgesi. Cenab-ı Hak muhafaza etsin afetlerden. Şimdi bakın her şeyin hakkını vermek. Şurada inşaat yapıyor adam. Değil mi? Temel radyal değil. Zemin etüdü yapmamış. Daha kötüsü, çimentodan ve demirden hırsızladı. Mesela diyelim temele 21'lik demir kullanması lazım gereken 10'luk demiri kullandı. Betonun harcını suistimal etti. Su fazla, değil mi? Çakıl fazla, beton az. Ne oldu? O inşaatın kayyum değerlerine ihanet ettin sen. İşini doğru yapmadın. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhisselam, Allah işini doğru yapanı sever. Allah işini doğru yapanı sever. Betondan çaldın, demirden çaldın, çimentodan çaldın, deprem bölgesi yıkılıp gitti. Maneviyat da öyle. Adam demirden, betondan çalıyor. Peygamberimiz ikaz ediyor bak. Horozun darıyı topladığı gibi namaz kılmayın. Tavuk horoz ne yapıyor hemen darıya? Tık 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 iki dakikada bitiriyor. Tadili erken üç mezhepte farz, bir mezhepte vacip. Namazın hakkını ver. Kulluğun hakkını ver. Kulluğun. Kulluğun hakkı nedir? Allah'a mutlak itaat ve inkiyattır. Emr-i ilahiye karşı muhalefet etmemektir. Teslimiyeti tammedir kulluk. Teveccühü tammedir. Teyakkuzu tammedir. Bu kayyum değerlerde taviz verirsek o binanın yıkıldığı gibi maneviyat da yıkılır. Kayyum değer. Dinin kayyum değeri nedir? Namazdır ya. Namaz nedir? Hadis. Dinin direğidir. Salat-ı imadettir. Ya namazını kılan dinini muhafaza eder,
namazını terk eden dinini yıkar. Demek namaz Müslümanın dünyasında kayyum değerdir. Olmazsa olmaz. Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya kızım babana güvenme. Namaz kılmazsan cennete giremezsin. Bitti. Büyük günahlardan sayılmış. Ya. Bak, büyük günahların içerisinde bak en büyük günahların içerisinde birisi de nedir? Namazı terk etmektir. Sahabeler en ziyade nifak ve münafıklık noktasından en ziyade korktukları günah namazı terk etmek. Kayyum değer ya. Müslüman olmanın şartı. Bu kayyum değer yerine gelmese ne olur? Maneviyat gider. Bitti. Fazla tefsire gerek yok. Şimdi burada ismi kayyumun kainattaki tecellisine bakalım. Oku bakalım şimdi. Beşinci şuanın ikinci meselesi. Kainata tecelli eden kayyumiyetin cilvesi vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi kainatın merkezi ve medarı ve zişuur meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cilvesi ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Kainatta tecelli eden kayyumiyetin cilvesi vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kayyum isminin tecellisine iki bakış var. Biri vahidiyet. Bütün kainatı noktayı nazarına al. İsmi kayyumun tecellisine bak. İlim dünyası bunu ifade ediyor değil mi? Ya, dünyada ne kadar kum var, ne kadar çöl var. Çöllerde ne kadar kum var? Bütün dünyadaki çöllerdeki kullarda, kumlardan en az iki katından daha fazla semavatta yıldız var, galaksi var. Bakın ya. Allah'ın mülkünün azametine, büyüklüğüne bakın. Bak. Düşüyorlar mı? Dökülüyorlar mı? Yörüngesinden çıkıyor mu? Nihayet intizamda bir kemal ile Allah'ın ordusu ya, şu sema ordusu. Bakıyorsun iki tane albay, 20 senelik de uçak tecrübesi var. Havada koş gibi kafa kafaya vurdular. Ya bu Zigan'a geçildi mi? Eskiden şey vardı ya, Trabzon'a gidiyorsunuz. Zigan'a, dağlar. Kop Dağı. Zigan'a. İki araba. Yol dar, sıkıştı birbirine vurdular. Ev semada boş. Sağdan git, soldan git, önden git, arkadan git. Bak, bir saat, iki saat, iki uçağı havada idare edemiyorlar. Kainatın kuruluşundan beri nasıl bir intizam var? İşte bu intizamın arkasında Cenab-ı Hakk'ın kayyum isminin tecellisi var. Dökmeden, çarpmadan, dağılmadan, parçalamadan bütün kainattaki bu nizam-ı külli ve muhteşem tedbirin arkasında kayyum olan Allah'ın sonsuz kudreti, tasarrufatı, rububiyeti ve rububiyete medar kemalatının tecellisi. İşte semavat. Şimdi o yıldızlardan birisi yörüngesinden kopsa, o ona çarpar, kıyamet kopuluyor. Demek semavatta azamet ve kibriya noktasından bakınca yerler ve gökler içindeki her şey Allah'ın kabzayı kudretinde, kabzayı kahrındadır. İrade-i ilahi müessir ve müktedirdir. Onun için kainatta bak, dağılma, parçalanma, birbirine girme anarşi manası yok. İşte kayyumiyetin celal noktasından tecellisinin en güzel misali ne? Semavat. Hadsiz galaksiler. Mülk-i ilahi o kadar geniş ki Cebrailler dahi Allah'ın mülkü nerede başlıyor, nerede bitiyor bilmiyorlar. Evet.
Kainatta tecelli eden kayyumiyetin cilvesi, vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi, kainatın merkezi ve medarı ve zişuur meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cilvesi, ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Bir de ehadiyet ve cemal noktasından bakınca yerler gökler çok vasi, çok geniş. Hayaller ulaşamıyor, fikirler yetişemiyor. Ama bakın, değil mi? Kainatta kayyumiyet-i ilahiyenin tecellisi noktasından bakınca Cenab-ı Hak kainatın yaratılışında insanı esas yapmış. Noktayı temerküz insan. Mahtub o insan, maksut insan. Yani yerlerin, göklerin kesilmesinde, tanzim ve tertibinde Allah insanı esas kılmış. Ve her şey değerini, kıymetini, pahasını, önem ve ehemmiyetini insandan alıyor. İnsanla biliyor, insanla her şeyin kadir ve kıymeti, itibar ve şerefi ortaya çıkıyor. Bunu zaman zaman ifade ediyoruz. Şimdi İstanbul'da şurası Kuyumcular Çarşısı, şurası sanayi, şurası milli eğitim, şurası üniversite, şurası askeriye. Şimdi hayalen böyle bir büyük bir mıknatısını al, tut İstanbul'daki bütün insanları çek çıkart. İstanbul'da her şey var, insan yok. Gitti. Her şey bitti. İnsan varsa her şey var. İnsan yoksa hiçbir şey yok. O Kuyumcular Çarşısı'nda yılanlar, çıyanlar, ulan ey elhamdülillah insanları def ettik. Gümüşler, altınlar bize kaldı mı diyecekler. Her şeyin itibarı, şerefi kayyum değeri insan. İnsanın Allah indinde öyle bir kadir ve kıymeti, öyle bir şerefi var ki Allah İnsanı özel statüde yaratmış. Sen özelsin. Senin her şeyin özel. Senin sofran özel. İstatların özel. Kabiliyetlerin özel. Yerler ve gökler senin için kesilmiş. Senin için tanzim edilmiş. Beka var. Beka kim için? İnsan. İnsan için. Cennet kim için? İnsan. İnsan için. Allah korusun. Cehennem kim için? İnsan. İnsan için. Lika, Allah'a kavuşmak, ebediyet, ebedi saadet, ebedi nimet, ya rüyete masariyet kim için? İnsan için. Ya. Demek kainatta en mahtup, en maksut insandır insan. Ya. Bu dersten neyi almamız lazım? İnsanın Allah indindeki konumunun büyüklüğü. Allah bütün mahlukatın fevkinde insanı muhatap yapmış. Bakın insanla konuşuyor. Kur'an'ın muhatabı kimdir? İnsan. İnsandır. Cennetin muhatabı kimdir? İnsan. İnsandır. Allah korusun cehennemin mahsulatı kimdir? İnsan. İnsandır. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Kayyumiyet noktasından bakınca kazandın mı ebedi devlet, ya ebedi saadet, bitmeyen, tükenmeyen nimetlere sonsuz masariyet. Kaybettin mi? Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Evet, oku. Yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kayyımdır, öyle de ismi kayyumun mazhar-ı ekmeli olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Yani kainatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için güya insandaki cilve-i kayyumiyet kainata bir direktir. Şimdi bak Cenab-ı Hak Kur'an'da musahhara ile geçen birçok ayetler var değil mi? Yekleri, gökleri, bağları, bahçeleri emrimize tahsis eden kimdir? Musahhariyet noktasından bakınca, bakın Allah bütün nimetleri kayyumiyet itibariyle bakınca bizim başımıza bağlamış. Bizimle endeksi. Bizimle onların kadir ve kıymeti var. Şimdi vurdun son sondacı,
Bundan 200 sene önce Orta Doğu'da insanlar efendim eştirilir, sudan, topraktan ham petrol çıktı. O zaman ham petrol nerede kullanacak bilmiyorlar ilk dönemlerde. Bir de ateş alınca yanıyor. O günkü insanlar ya bu Allah'ın belası ne sönüyor, ne tükeniyor, ne bitiniyor. Hem de gittiği yeri ne yapıyor? Otları kurutuyor, paramparça ediyor. Zehir zukkum, bu bela nereden başımıza çıktı dediler. Ama Allah'ın hikmet kanununa bakın. Bundan 100 sene, 200 sene önce insan bir köyden bir köye gelince affedersiniz atı ahıra önüne ne koyuluyordu? Saman. Saman. Ahir zamanın atları saman yemeyecek. Ne yiyecek? Petrol. Petrol benzin yiyecek bak. Allah'ın kainatı tanzimindeki nimetlerin de temel kayyum değeri kim? İnsan. İnsan. Allah insan için petrolü hazırladı. Ham petrolü hazırladı. Sular kim için? Dağlar. Dağlar, madenler kim için? Deryadaki balıklar kim için? Bağlar, bahçeler, nimetler, sofralar kim için? Her insan için ya. Demek insanın kainatın fevkinde Allah indinde bir kadir ve kıymeti, itibar ve şerefi var. İşte bu şerefi devam ettirmenin şartı, yegane şartı iman, Allah'a iman, ibadet ve istikamettir. Allah'a kulluktur. Dünyada Cenab-ı Hak bu nimetleri bize verdi mi? Verdi bakın. Yumru kadar miden için milyonlarca Cenab-ı Hak bağı bahçeyi yaratmış ya. Gözün için Cenab-ı Hak güneşi halketti. Ciğerlerin için atmosferi halketti. Bütün nimetleri senin başına bağladı. Niye? Ta ki Allah'ı bilesin. Sen kayyum değersin. Senin sofran başka. Senin istadın başka. Senin camiyetin başka. Sen hayvan gibi değilsin. Bu nimetlerin ebediyen devam etmesinin de kayyum değeri nedir? İmandır, ibadettir, Allah'ın emrine teslimiyet ve itaattır. Evet. Bu kayyum değeri muhafaza ettik mi, bu nimet halidina fiha ebediyen sonsuz olarak Cenab-ı Hakk'ın bu nimetleri insanın başında pervaz olacak, devam edecek. İlâ nihayet, sonsuz, evet. Evet, Zat-ı Hayy-i Kayyum bu kainatta insanı irade etmiş ve kainatı onun için yaratmış denilebilir. Çünkü insan camiyeti tamme ile bütün esma-i ilahiyi anlar, zevk eder. Yani bir de insan, bak, insan Allah'a muhatap. Değil mi? Muhatap. Bütün üniversiteler, okullar ne yetiştiriyor? Değil mi? Talebe yetiştiriyor. Çocuk liseyi bitiriyor. Tıptan anlamaz, ilaçtan anlamaz, iğneden, konsültasyondan, hastalıktan anlamaz. Tıba muhatap olmak için 6 sene okuyor. Pratiksiyen doktor. Ama pratiksiyen bak yine beyin ameliyatı yapamaz. Arkasından 5 sene daha okuyor, 6 sene daha okuyor. Bak, bütün üniversiteler muhatap yetiştiriyor. Bak, muhatap. Doktor olmak için fakülteyi bitireceksin. Avukat olmak için hukuk fakültesini bitireceksin. Şimdi bakın, marifetullah noktasından bakınca biz dünyaya neye geldik? Dünyada Esma'nın mektebinde talim için yaratıldık. Allah'ın dünya, Allah'ın marifet mektebi. Esma'nın mektebinde talim için yaratıldık. Biz Allah'ı neyle biliyoruz? İsim ve sıfatlarının tecellisiyle biliyoruz. Cenab-ı Hak Şafi. İşte Şafi isminin tecellisine bak. Dünyada milyonlarca tıp fakültesi var. Hastane var, eczahane var, tabip var, efendim, uzman var. Say, talebe var. Yani yüz binlerce, milyonlarca ne var? Hasta var bak. Şafi isminin tecellisi. Bütün bunlara şifayı kim veriyor? Şafi hakkı kimdir? Allah'tır.
Demek ki tıp fakültesinde derinleştikçe o Müslüman Şafi isminin kainattaki tecellileri ne yapıyor? Anlıyor, idrak ediyor. Şifayı kim veriyor? Allah veriyor. Allah Rahman'dır diyoruz, Rezzak'tır diyoruz. Bakın ya, bütün mahlukatın rızkını diyor ya, ummadığı, bilmediği, eli yetişmediği noktada Cenab-ı Hak bütün mahlukatın rızkını veriyor. Ya, şaşma var mı? Şaşırma var mı? İhmal var mı? Ya bak, balıklar diyor ya, balıklar insanlardan daha mükemmel besleniyor. Patlıcanlara bak. Allah Allah bak. Kuru topraktan, ya, kuru topraktan su içiyor başında. Ya, ya. Hindistan cevizi, nar. Allah rububiyetinin kemalatını gösteriyor mu? Gösteriyor. Şimdi bütün bu rızıkların merkezinde, esasında kayyum değer kim? İnsan. Allah'ın isimlerini, değil mi? İstat ve kabiliyetin nispetinde camiye sırrıyla en iyi bilen kim? Mümin, arif mümin. En mükemmel bilen Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam, Peygamberimiz. Kainatın kayyum değeri, değil mi? Şimdi aklıma geldi mesela, sanayinin kayyum değeri ne? Demir. Demiri çek, sanayi bitti. Kainatın kayyum değeri ne? Kur'an-ı Azimşan, Hakikat-ı Muhammediye. Ya Hakikat-ı Muhammediye. Eğer Kur'an yeryüzünde çekilirse, ya Kur'an aklını kaybedecek, divane olacak, başını bir seyyare vuracak, kıyameti kopartacak. Hakkat-ı Muhammediye kainatın kayyum değeri. Ve me halaktul cinne vel ins illa liyabudun. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Bak, bu sırra mebni kainatın levlake sırrı. Bu cihette bakınca kainatın kayyum değeri kim? Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Onun hakkına, onun hatırına, onun şerefine Allah bu nimetleri bize bahşetmiş. Evet. Hususen rızıktaki zevk cihetiyle pek çok Esma-i Hüsna'yı anlar, halbuki melaikeler onları o zevk ile bilemezler. İşte insanın bu ehemmiyetli camiyetidir ki, Zat-ı Hayy-i Kayyum insana bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva-i ihsanatını tarttırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki o midenin geniş sofrasını hadsiz enva-ı matumatıyla kerimane doldurmuş. Hem bu maddi mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesine duygular eller hükmünde gayet geniş bir sofrayı nimet açmış. O hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofra-i nimetten her çeşit istifadeler ile teşekküratın her nevini yapar. Ve bu hayat midesinden sonra bir insaniyet midesini vermiş ki o mide hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl ve fikir ve hayal o midenin elleri hükmünde semavat zemin genişliğinde o sofrayı rahmetten istifade edip şükreder. Ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş diğer bir sofrayı nime taşmak için İslamiyet ve iman akidelerini... Şimdi varlık aleminin en büyük nimeti hayat. Hayatın da kemali insan hayatı. Yani varlık aleminde bir kere biz Allah'tan alacağımızı peşin almışız ya. Allah seni insan olarak yarattı. Yani bak, böceklere bak, sineklere bak. Yerde sürünenlere bak. Pislikte yaşayanlara bak. Bir de insana bak ya. Sofrasına bak. Aklına bak, fikrine bak, anlayışına bak. İstat ve kabiliyetin mükemmelliğine bak. İnsan başka ya. Bak ya. Allah insanın kendi mahiyet aynasında insana kendini bildirecek binlerce duygular, hissiyatlar vermiş. Akıl sende, irade sende,
Mantık sende, muhakeme sende, analiz sende, tasnif sende, değerlendirme sende, süzme sende. Bu kabiliyet. Niye verilmiş yani? Neye geldik dünyaya? Allah'ı bilmek için. Rabbini tanımak için. Allah sana bu istatları verdi. Hayattan daha büyük nimet nedir? İslamiyettir. İslamiyet insaniyet-i kübradır. En büyük insaniyet İslamiyet. İslamiyettir. Yani daha açık ifade edelim. Allah bir kulunu severse ona padişahlık mı verir? Hayır. Saltanat mı verir? Bağ mı, bahçe mi, evlat mı, evlat mı, varlık mı, devlet mi, zenginlik mi? Hayır, hayır, hayır. Allah bir kulunu ziyade severse ona hidayet verir. Hidayetten büyük nimet yoktur. Hidayetten büyük devlet yoktur ya. Allah'ın ihsan-ı ekberi hidayettir ya. Allah bize hidayet bahşetmiş. İman bahşetmiş. Bak, iman vermiş ya. Nasıl bir nimet bak. Rabbimizi tanıyoruz. Allah'ı tanıyoruz. Allah'ı biliyoruz ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah bak. Ya. Bak ya bak. Kainatın fevkinde bir nimet azimi. Allah sana akıl verdi, şuur verdi, mantık verdi bak. İman nimeti, İslamiyet nimeti bak. Sen Kur'an'a muhatapsın ya. Sen Allah'a muhatapsın. Sen Allah'ın enisi, dostu, muhatabı olacak keyfiyette yaratılmışsın ya. Bakın ya. Allah bu manayı içimize açsın, inkişaf ettirsin. Amin inşallah. Ya. En büyük devlet, devlet-i marifettir. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımaktır ya. Ya bak. Allah'ı tanımanın karşılığı ebedi sonsuz bir saadet. Ebedi bir cennettir ya. Onun da anahtarı nedir? La ilahe illallah'tır ya. Bakın ya. Evet. Ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş diğer bir sofrayı nimet açmak için İslamiyet ve iman akidelerini çok rızık ister bir manevi mide hükmüne getirip onun rızık sofrasının dairesini mümkünat dairesinin haricinde genişletip Esma-i İlahiye'yi de içine alır kılmıştır ki o mide ile İsmi Rahman'ı ve İsmi Hakim'i en büyük bir zevki rızkı ile hisseder. Bak şu iki esma öne çıktı. İsmi Hakim. Allah insana akıl vermiş bak. Hayvanda idrak yok, muhasebe yok, mantık yok. İsmi Hakim'in gözüyle bak. Kainatta hiçbir şey abes değil. Hiçbir şey manasız ve hakkasız değil. Allah her şeyi pek çok gaye için semeradar, hakkattar olarak yaratmış. Bak hikmet gözlüğü. Hangi şey tesadüf? Hangi şey hedefsiz ve gayesiz? Allah hakim-i ezelidir. Hakim-i ezeli olan Allah kainatı yarattı. Bunu çöpe atar mı? Yokluğa sürer mi? Haşa peygamberlerini çok çürütür mü? Haşa. Kabire gömer mi? Gömmez. Haşa. Bir de ismi Rahim var. Allah'ın rahmet tecellisi. Rahmaniyetin en geniş manası nedir? Rezzakiyettir bak. Senin bütün ihtiyaçlarına cevap veren Rahman olan, Rahim olan, Kerim olan bir Allah var ya bak. Daraldığın zaman kime şikayet edeceksin? Kime yalvaracaksın? Kimden isteyeceksin ya? Kimden medet diyeceksin? Bir zaman bir doktor vardı, dinden, imandan mahrum. Kızı mütedeyyin, dindar. Kızı evliya gibi, babası eşkıya. Ne eşkıyası? Kafir ve mürted. Gelen hastalara takılıyor, hakaret ediyor. Bir reçete yazacak, hele sakallı, makallı, çarbarlı görünce başlıyor şey, hiddet, eski zamanlar, değil mi? Efendim, insanlar da masum. Ne yapsın yani öyle bir şekilde. Sonra adam hastalandı. Öyle bir noktaya geldi ki Allah el cezai min cinsin amel. O hastalara böyle zulmediyor ya öyle bir çatlayacak derecede hastalık, baş ağrısı, sancı, sıkıntı. Yani kafasını böyle duvara vurup gebermek istiyor. O şekilde. Böyle sıkıntı halinde. Gece kızını kaldır, kızım diyor git. İmamı çağır. Kızı da mütedeyyin dindar. Baba diyor,
ben hangi yüzde imamın yanına gideyim? Ya. Yazıklar olsun sana. Puh! Demedim. Bırakmadım. Sen bizim ailemizin şerefini beş para ettin. Bütün mütedeyyin dindar insanları hakar ettin, sövdün, küfür ettin. Şimdi hocayı çağır. Gitmiyorum hadi. Ne yaparsan yap. Bağıra bağıra, gebere gebere gitmiş. İlâ cehennem-i zümera. Ya, ya, ya. Allah şuur versin ya bak. Ya bak, ya. İmansızlık bu. Şeye gelmeyecek misin? Camiye gelmiyor, gelmiyor. En sonunda, ulan demiş hoca, dikey olarak gelin camiye, yatay olarak gelmeyin. Yani dikey, ayaklarınıza yürüyün, camiye gelin. Yoksa bir gün gelmezseniz, bir gün sizi yatay olarak getirirler. Ha. Koydular şeye. Tabuta. Tabuta, aha da musalla taş. Hani gelmiyordun? Hadi, hani gelmiyordun? Hadi, hadi gelme. Ya. Evet. Elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala hakimiyetihi der ve hakeza. Bak şimdi kafirin dünyasında noktaya isnat yok. Ama müminin dünyasında ya Rabbi tamam. Hata ettim, kusur ettim. Ama sen gafursun, sen rahimsin, sen kerimsin ya Rabbi. Ya Rabbi. Hatalarımı itiraf ediyorum. Sen bilirsin. Ya, senin affın büyüktür. Evet. Peygamberimiz buyuruyor, şeytan dahi bugün tövbe-i nasuh ile Allah'a dönse, tövbe etse, ben rahmeti ilahiyeden ümit ediyorum ki Allah onu affedebilir. Bak, Allah'ın kıyamete kadar hiç kapanmayan bir kapısı vardır. O kapı tövbe kapısıdır ya. Hatamız var, kusurumuz var ama Rabbimiz var ya. Allah'ımız var, sahibimiz var ya. La ilahe illallah diyen, La ilahe illallah diyen, sekeratta diyor Peygamberimiz, La ilahe illallah diyen cennete girer. İnşallah. Ya, ya. La illa Muhammedun Resulullah. Ya. Ya, ya. İlla döneceğiz ya. Ama iradenle dön. İstikametle dön. Hayırlı bir kul olma vasfıyla itibarlı bir kul olarak git. Zelil, perişan, müflis bir kul olarak gelme ya. Ya. Allah fırsat da veriyor mu? Veriyor. Veriyor ya. Bak, veriyor ya. Ya. Bak, her insanın hayatında dini kazanma noktasında Allah ona çok fırsatlar vermiş. Çok inayetler vermiş. Bak, elinden tutmuş. Değil mi? Hıfz etmiş, şifa vermiş. Çocuk vermiş, bağ vermiş, bahçe vermiş. Bütün bu nimetlere karşı ya en adi, en alçak ihanet Allah'a karşı yapılan ihanettir ya. Ya bak ya. Ya ne vermedi ki Allah bize ya? İlkokulda öğretmen talebelere sormuş. İlkokul talebelerine Allah bize ne verdi? Çocuk çok zeki, parmağını kaldırmış. Hocam demiş, Allah bize ne vermedi ki ya? Ya ne verdiyse insan için verdi bak. Hayvanlara ne verdi? Hayvan da tükeniyor, ot yiyor. Bak Allah'ın bize verdiğine bakmıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Minel ezel ilel ebed. Onun için nimet-i azime imandır, İslamiyettir, istikamettir. İstikamet senin dünyanın kayyum değeridir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın, ayağımızı kaydırmasın. Amin. Biz Allah'tan alacağımızı almışız. Onun karşılığında bizi bekleyen ebediyet var, cennet var, rüyet var. Allah ayağımızı kaydırmasın, amin. İstikametten ayırmasın. Amin. Senin kayyum değerin imandır, iman. Onu muhafaza et, onu tahkim et, onu söndürme. İnşallah. Ya, imanın tahkimi için çalış. İmanın tahkimi için ibadetinde istikamette git. Zikirle, fikirle, ilimle, sohbetle hayatını tahkim et. Dünya bir daha gelecek değiliz. Bak. Ne kazanacaksa dünyada kazanacağız. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Her şey geldiği noktadan devam eder.
bir müminin bir mümine bir nefes marifeti fazla olsa o ebediyen kapanmayacak. Burada, ibadet burada, marifet burada, hizmet burada, cihat burada, sahavet burada, cömertlik burada, fedakarlık burada. Ahiret ücrettir. Ne doğurarsan aşan, o gelir kaşan. O gelir kaşan. Bu sünnetullah kanunu. Allah kaşımızı büyük yapsın, hamiyetimizi ayağa kaldırsın. Bak, ölüm en büyük nasihtir. Anda gelebilir mi? Anda gelebilir. Hazırlıklı olmak. Hayatı vaki için hazırlanmak. Ya ebedi saadettir, ya da Allah korusun. Allah affetsin. Ebedi nimetlerden mahrumiyettir. Cehennemdir. Allah şuuru imanımızı ziyadeleştirsin. Amin. Kayyum değerimiz istikamettir, ibadettir, ihlastır, dua ve iltica ile dergah-ı izzete veçhini çevirmektir. Allah yüzümüzü başka yere çevirmesin, amin, ayağımızı kaydırmasın, amin, istikametten ayırmasın. Ve hakeza bu manevi mide-i kübra ile hadsiz nimet-i ilahiyeden istifade eder, edebilir ve bilhassa o midedeki muhabbet-i ilahiye zevkinin daha başka bir dairesi var. Sübhaneke la ilmenene illa me'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.